Şimdi sevgili Tuncay, bu sığınmacıların bir kere ortak bir paydaları olmalı. Yani sığınmacı gelenlere baktığınız zaman bir fiziki ortak paydaları var. 20 ila 30 yaş arasındaki insanlar ve hepsi erkek. Evet. Kadın değil, çocuk değil. Ve yaşları da hep aynı. Başka bir ortak paydaları daha var. Pakistan'dan geliyorlar, Afganistan'dan geliyorlar, Irak'ın belli bir bölgesinden geliyorlar, Suriye'nin belli bir bölgesinden geliyorlar. Afrika'dan da aynı şekilde geliyorlar. Bir ortak paydaları nedir diye baktığınız zaman tamamına bir mezhep, ümmet orijini oturuyor. Orijinde de bir ortak payda var. O zaman insanın aklına başka şeyler geliyor. İşte o zaman Sadat devreye giriyor. Acaba diyorsunuz bu insanlara ilişkin ciddi anlamda toplumun kafasında soru işaretleri oluşuyor. Şimdi bunlar bir şeyde kullanılacak mı? Evet. Bir iç kargası. Evet. Kargası. Şimdi Zafer Partisi'nin gündeme getirdiği, yani Sayın Ümit Özdağ'ın üzerine ısrarla gittiği ve kamuoyuyla paylaştığı bazı bilgilere bakıyoruz. Daha önce de Sedat Peker'in kamuoyuna paylaştığı ve hiç kimsenin de reddetmediği, inkar etmediği bazı bilgileri örtüştürelim, koyalım üzerine. Evet. Şimdi bir, 15 Temmuz gecesi hala tartışma konusu olan ve gerçekten de sürekli parlamentoda araştırılması, soruşturulması istenilen ve hiçbir şekilde de inkar edilmeyen bir kayıp silahlar konusu var. Arkasından parlamentodaki bu tartışmalara Sedat Peker katıldı ve kendisi dedi ki ben, bize de bu silahlar teklif edildi, bunları reddettim dedi. Şimdi Ufuk Söylemez, biliyorsunuz o da önemli bir siyaset adamı ve kendisi de çıktı söyledi, dedi ki Ufuk Bey, Sedat Peker'le ilgili mutlaka tanık koruma programı içerisine alınmalı ve bu ülkenin savcıları, yargıçları Sedat Peker'in bu anlatımlarını son derece önemsemeli ve bunun üzerine gitmelidir. Şimdi bakın, halkayı birleştiriyoruz. Gelen insanların bir mezhep orijini var, bir ümmetçi bir yapıları var. Aynı yaş grubundalar, yani tamamen 20 ile 30 yaş arasında bakıldığı zaman belli bir kategorize edilmiş yapının içerisinden geldiklerini görüyorsunuz. Evet. Ve bunlar sığınmacı diye geliyorlar ama Pakistan'dan neyin sığınmasına geldiler? Pakistan'dan gelen nasıl sığınmacı oldu? Ne oldu Pakistan'da? Peki diğer ülkelerden gelenler, yani Afganistan'dakiler, hadi Afganistan'dakiler tamam geldiler de onlar belki sığınmacı bu olarak geldi. Afganistan'daki kadınlar, çocuklar nerede? Evet, yani peki Irak'takiler onları niye bırakıp geldi? Kaçmışlar yani demek ki. Aynen, Irak'tan gelenler, Mısır'dan gelenler, Afrika'dan gelenler hepimizin aklına şunu getiriyor. Şimdi Kaddafi'nin devrildiği zaman Libya üzerinde çok ciddi sosyologlar çalışma yapıyorlar ve Kaddafi'nin söylediği bir şey gerçekten Libya'da büyük bir gerçeği ortaya koyuyor. Bir gün önce Libya'da göçmen olarak gelmiş, orada ekmek peşinde koşan insanlar ertesi gün sabahleyin son derece modern silahlarla ve iyi eğitilmiş, o silahları kullanmayı çok iyi beceren birer tane silahlı, isyancı olarak silahlı savaşçıya dönüştüler. Zaten Kaddafi'nin şaşkınlığı da o. Bu insanlar bu modern silahları ne zaman aldılar? Ne zaman bunların eğitimini aldılar? Doğal olarak bu Libya'daki... Yani Libya'nın bölünmesinde o dışarıdan gelen unsurlar kullanıldı. Tamamen onlar böldüler. Biliyorsunuz Moritanyalı, Çatlı, Mısırlı, daha Afrika'nın birçok yerinden gelen göçmen diye gelmiş olan bu genç, iyi eğitilmiş ve modern silahlarla donatılmış yapı Kaddafi'yi devirdi. Aynısı Mısır'da kısmen benzeri yapıldı ama en son Kazakistan'da gördük ki Kazakistan'da da ayaklananlar Pakistanlı, Afganistanlı insanlardı. Peki bu Kazakistan'da Pakistanlı'nın, Afganistanlı'nın hangi gerekçeyle ayaklanma söz konusuydu? Ne işi vardı? Kısacası Türkiye'ye doğru döndüğünüz zaman o zaman Sadat çok daha ciddi bir şekilde analiz edilmeli ve araştırılmalı. Onun için Sadat'ın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından toplumun önüne konulması son derece isabetli olmuştur. Evet. Çok teşekkürler. Çok önemli bir analizdi. Aynı başlıkla devam edelim Sayın Çevik. Yani Sadat meselesi çok konuşuluyor, tartışılıyor. Sayın Pekşen çok önemli bir şey söyledi. Yine altını çizelim. Programın adı anında manşet. Libya'da da Mısır'da da hep benzer yapılar iç kalkışmalarda kullanıldı dedi. Libya'nın bölünmesinde de bu tip göç yoluyla Libya'ya giriş yapan insanlar kullanıldı dedi. Hani daha ne demek lazım? Evet, yani tabii Sadat'ın
de yani onun gibi yapıların gerek Türkiye içinde gerek dışında bu tip operasyonlara, provokasyonlara girmiş olması yani olasılık dışında değil. Ama ben izninizle vitesi bir tık geriye alacağım. Ondan sonra oradan Sadat'a bağlayacağım. Evet. Biraz daha Türkiye özelinde, iktidar özelinde konuşalım. Şimdi iktidarın ana politikası ve bundan sonra daha sertleşecek şekilde hani hep biliyoruz yani kutuplaştırma diyoruz. Ve bundan sonra artık kutuplaştırmadan belki bir tık öteye geçip hani böyle bir çatışma belki hani birbirine çarpıştırma şeklinde bir şey olabilir. Şimdi bu sefer bu kutuplaştırma politikasını aslında baltalamış oluyorsunuz ve bu sefer o sopayı daha sert bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Şimdi peki bunun Sadat'la ne alakası var? Sadat'la şöyle bir alakası var. Zaten Sayın Pekşen işin hukuki ve milli güvenlik işte silahlardan Sedat Peker'den bahsetti. Ama biraz içerideki bir de şimdi bir seçim sattığına girdik. Hani bir sene çok uzun bir zaman değil. Peki şu an bunun Türkiye seçimleriyle ne alakası var, bu kutuplaştırmayla ne ilgisi var diye sorarsak. Şimdi belirli bir kesimin artık mevcut iktidarın elindeki oy dışında ve taban dışında yeni bir şey devşirmesi mümkün değil. Çünkü ortaya koymuş olduğu pozitif bir şey yok artık. Dolayısıyla ne yapacak? İyice ne? Elinde kalmış olan ve kodları işte bu Sadat'ın da biraz önce Sayın Pekşen de anlattı. İşte o daha ben onu lümpen İslamcı diyorum. Yani İslamcı bile demiyorum artık buna işte. Çünkü videoları var diyor ki Mehdi işte İslam dini gelecek. Ne zaman gelecek? Mehdi gelince gelecek. Biz ne yapacağız? Oturacak mıyız? Mehdi yok oturmayacağız. Biz de işte hazırlığımızı yapacağız diyor. Hatta şu anda onların sitesinde giderseniz yani şimdi söyleyeceğim size onu. Şu anda Asam.org.tr'de işte Asrika İslam Ülkeleri Birliği Konfederal Cumhuriyet Anayasası. Yani bunu şu an telefonlarınızda hani herkes görebilir. İşte burada şeyi birimi dinar olan, işte başkenti İstanbul olan, işte dili Arapça olan ve hukuku şeriat olan bir yapıdan bahsediliyor. Evet. Evet. Şimdi niye peki yani şu Türkiye anda Cumhuriyeti bu? Devleti'ni tabii. Ortadan kaldırmaya şimdi yönelik bazı iddiası olduğu açık. Tabii böyle bir iddiası olduğu açık. Şimdi ben anayasal tarafın tabii burada hukukçumuz var o bana düşmüyor. Fakat bunun gerçekten şu anda AK Parti'yi dirilttiği, diri tuttuğu bir kesim var. Zaten bundan sonra oradan yürüyecek yani başka bir alternatif yok. İşin tehlikesi de burada çünkü burada çok ciddi bir indoktrinasyon var aslında.